Evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben yine şey, bu gazetecilik meselesi üzerinden devam edeyim diyorum. Bu Taraf gazetesi bir dönem böyle bir tetikçi misyon üstlendi bizim takip edebildiğimiz kadarıyla. İşte Ahmet Altan ve içerisinde daha önceden saygı duyulan Murat Belge, Ümit Kulanç gibi isimler özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarında bir tavır aldılar. Hı hı. Bu gazetecilik etiği açısından nasıl değerlendiriyorsun? Bir de şu anda Ahmet Altan özellikle Baran Suyu önüne işte kalkan gibi çıktı. Beni yargılamanız lazım dedi. Sizce onu yargılamalı mıyız? Yani ya da Türkiye'de bir gazetecilik açısından bir dönüşüm sağlayacaksak geriye dönüş olarak hem işte Güneydoğu'daki işkencelerin açığa çıkmasıyla birlikte aynı zamanda basın içerisindeki etik olmayan işte nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama pisliklerin ayıklanması gerekiyor mu sence? Yoksa nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsun şimdi bu tabii orada çerçevede? İki tane ayrı husus var. Birincisi gazetelerin ve gazetecilerin kendi iç işleyişleriyle erişebilecek, yapacakları temizlik, bir de hukuksal bir süreç. Bu başka bir mesele, bu başka bir mesele. Taraf gazetesi hukuksal bir sürece tabi tutulmalı mı? Taraf gazetesi üzerinden mahkum edilmiş, o haberlerle mahkum edilmiş, işte hayatlarıyla oynanmış, cezaevine düşmüş, yakınları kaybetmiş insanlara sorarsak evet diyor. Onlar böyle düşünüyor. Çünkü şunu düşün, şöyle haberler düşün. NTV'nin santralinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun telefonunun aranması ve oluşturulan manyetik alan nedeniyle helikopterin düştüğü iddiası. Şimdi bunu kime anlatabilirsiniz? Ahmet Altan, Mehmet Baransu'nun yapmış olduğu bu haberi iki gün üst üste manşetten savundu. Üçüncü gün Greenwich nedeniyle aradaki saat farkı nedeniyle bunun yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı. Şimdi buna biz hangi gazetecilik başarısı diyeceğiz? Değil mi? Diyemeyiz bunu. Ya da işte o valizle gelen belgelerin Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Yıldıray Uğur tarafından okunup "Aa evet bu sanki darbeymiş" diye karar verilerek yüzlerce insanın tutuklanmasının önünün açılmasına biz tek başına gazetecilik faaliyeti diyebilecek miyiz? Yargılanma konusu olmalı mı? Çok tartışılır. Yani çünkü iki aşamalı bir süreçten söz ediyoruz. Gazeteciler aldatılabilir, yanıltılabilir, manipüle edilebilirler. Tereddüt yok. Burası bir aldatılma, gazetecinin aldatılma hali midir? Yoksa bir operasyonun medyadaki ayağı mı? Bunun üzerine oturup uzun uzun düşünmek ve konuşmak gerekir. Hemen karar vermemek gerekir. Ancak yargılama konusu, ister yargılama konusu olsun, isterse gazetecilerin kendi iç temizliği bağlamında olsun. Taraf gazetesi maalesef Türkiye'de hukuksuzluğun kurumsallaşmasına büyük hizmet etti. İnsanların hukuka olan inançlarını yitirmesinde, sahte delillerin meşrulaşmasında, gizli tanıkların itibar sahibi olmasında büyük hizmeti vardır. Ve bu 5 yıllık parantez, Taraf gazetesi parantezi bu ülkede her türlü hukuksuzluğun demokrasi adına savunulabileceğinin kanıtı oldu. Bakın 12 Eylül'ün bile böyle bir iddiası yoktu. 12 Eylül'ün iddiası şudur. Milli birlik ve beraberliği sağlamaktı. Demokrasi diye bir iddiası hiçbir zaman olmadı. Demokrasik özgürlükleri arttıracağım falan böyle bir şey söylemedi. Ancak bu dönem 12 Eylül'den farklı olarak hukuksuzluğun demokrasi kılıfıyla yutturulduğu bir dönemdir. Taraf gazetesi bunun sözcüsüdür. Ahmet Altan için düşüncem şudur ya, ben romanların bazılarını severim. Ahmet Altan öyle bir, yani bu dönemin öylesine ilginç bir kahramanıdır ki Taraf gazetesinde çıkardığı gerçek kişiler o kendi romanı için bile düşünemezdi. Öylesine sürreal gazeteciler çıkarmıştır. Yani örneğin siz Rasim Ozan Kütahyalı'yı bir roman için düşünseniz çok sürreal kalabilirsiniz. Değil mi? Yani ya da Mehmet Baransu bir ileri roman kahramandır. Roman bile kaldıramaz bu durumu. Buna rağmen Taraf gazetesinde böyle kahramanları Türk basınına armağan etmiştir. Niye? Rasim Ozan Kütahyalı niye Taraf'ta köşe yazarı oldu? Sadece Deniz Gezmiş'e darbeci dedi diye. Başka hiçbir sebebi yoktu. Başka hiçbir nedeni de yoktu. Normalde bir gazetecinin eline darbe gibi ciddi bir iddiaya ilişkin bir doküman yığını geldiğinde ne yapar? Onunla ilgili uzmanlık sahibi kim varsa ona sorar, değil mi? Bizde Ahmet Altan romancı, bir romancı olarak, Yıldıray Uğur bir demokrat olarak, tırnak içinde
genci sivil ve demokrat olarak bu uzmanlar sahip oldukları sonucuna vararak darbe belgelerine eriştiklerini ve askerlerin camiyi bombalayacaklarını, ondan sonra kendi uçaklarını vurup savaş çıkaracaklarını iddia edebildiler ve daha sonra onlardan bir kısmı aldatıldık ve kullanıldık diyebildiler. Dolayısıyla böylesine toplumu karşı karşıya getiren, kamplaştıran, onlarca yüzlerce insanın cezaevine girmesine, onlarcasının tutukla yakınını kaybetmesine neden olan bu eylemin kendisi gazetecilik değildir. Bu belli ölçüde yargının alanına girer. Bunu söylemek gerekir. Yani yargılayalım demiyorum ama onun yanına girer yani. Son 15 dakikamız var. Soruları ona göre şey yapıyoruz. Ergenekon ve Balyoz davalarında birçok delilin sahte olduğuna ben de katılıyorum ama aynı zamanda yargılanan insanlardan büyük sayıda ikilerinde başka suçları olduğunu düşünüyorum. Yani biraz sapla saman, biraz değil, sapla saman birbirine karıştı. Bence Ergenekon ve Balyoz'un yaptığı en büyük kötülük budur. Yani bugün Balyoz düştüğü zaman Veli Küçük de dışarıda gibi. Benzeri şimdi medyada yaşanıyor. İşte Ahmet Şık çıkıp kendisine en büyük kötülüğü yapan, hatta cadı avında kendisine hedef gösteren cemaatin medyasına karşı yapılan operasyona faşizme karşı mücadele adına karşı çıkmak durumunda kalıyor. Yani bir nevi basına yansıdığı şekliyle Ahmet Şık cemaat medyasını savundu olarak çıkıyor. Bu ayrımı siz nerede görüyorsunuz? Yani bir yanda kabataşçılar yargılanacaksınız diyorsunuz ki katılıyorum, yargılanmalılar, ama bir yanda basın özgürlüğü var. Nerede bitiyor bu? Ya ama basın özgürlüğü meselesi, isteyen herkesin yalan söylemesi hürriyet anlamına gelmez. Siz yani yazdığınız haber yalan çıktığı anda yargılanırsınız. Bunda ne var ki? Yani ben defalarca yargılandım. Yani yalan yazdığım için değil de. Yargılandım, gittik geldik. Merak ettik falan ya, ne yapalım? Ama birine hakaret etmek, birine hedef göstermek, birinin hayatını kaydırmak. Ben gazeteciyim, titriyle yapılacak iş değildir. Gazetecilik her türlü suçun meşrulaştırılacağı bir alan değildir. Sizi bağlayan etik ilkeler vardır. Ben gazeteciyim, o halde her şeyi yazarım. Var mı öyle bir şey? Yani Veli Küçük'ün, şimdi aklıma geldi. Bir avukat, genç bir avukat, örneğin özür dilerim, Turgut Kazan. Turgut Kazan sadece İlhan Caner davasıyla ilgilendiği için hakkında hiçbir şey yapılamadı. Damadının Amerikalı olduğu yazıldı. Turgut Kazan Amerikalı damat çünkü. Şimdi bunu anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz gazetede demek istemiyorum da, yani yazı çalışmaları, yani bu basın özgürlüğü tartışmasının konusu mudur? Yani siz her şeyi bırakacaksınız. Veli Küçük dediniz ya, Veli Küçük. Sadece Veli Küçük deyince zaten insan irite oluyor. Yani kesinlikle hani Veli Küçük'ü nereye koyarsanız orada kesinlikle bir huzursuzluk kaynağı, değil mi? Öyle bir algı oluşuyor. Tipten kaynağı. Efendim? Tipten. O da geçmişte. Ya Veli Küçük varsa bir karanlık hadise vardır algısı zaten oluşmuş. Şimdi Veli Küçük'ün böylesi bir aurası varken, değil mi? Veli Küçük'ün Ermeni dönmesi olabileceği meselesiyle siz niye ilgilenirsiniz? Size ne? Ne Ermeni dönmesi olsa ne olur olmasın olur. Değil mi? Bununla niye uğraşıyorsunuz siz? Ya da Doğu Perinçek'te aynısı. Perinçek'in siyasi görüşleri var. Ben Hazretmem. Siz Hazretmeyebilirsiniz. Birileri beğenmeyebilir, değil mi? Hani görüşlerini eleştirecek birçok neden varken Veli Küçük'ün Ermeni dönmesi olmasından size ne? Öyle olsa ne olur? Olmasa ne olur? Soner Yalçın'ın ilk adının Hüseyin olduğunu ve memleketin Çorum olduğu bilgisini niye ilan ediyorsunuz siz? Hüseyin Soner Yalçın, Çorum Hüseyin Soner Yalçın. Size ne? Neyi değiştirdi? Şu bunlarla ilgilenen, İşte telefonda santralden aramayla helikopter düşüren, değil mi? Bir gazetecilik tarzının kendisi, tamam bunlar saçmalıklar yani ağaçla konuşmak, onunla yargılanmasınlar tabii yani. Absürt şeyler ama siz insanların hayatlarıyla oynayamazsınız. Buna hakkınız yok. Şiddeti övemezsiniz, şiddet çağrısında bulunamazsınız. Bunlar suç konusudur. Eğer yaptığınız haber buna dönükse yargılanırsınız. Kusura bakmayın. Hangi meslek grubu ya, tesisatçılar diyebilir mi ya, ben tesisatçıyım, bu yani elektrik özgürlüğüne gel, şuna göre böyle bir şey olur mu? Olmaz yani, bunu diyemezsiniz.